namazdan sonra toplu dua edilmesi, bunu kaide haline getirdi. Dua değil, amin farkı namazda imam farkı yoktuktan sonra sesli şekilde amin demek cemaatin. Ha bu Şafiilerde bu da vardır. Onu da söyleyeyim. Şafiilerde. Yok biz Hanefiyiz. Biz Hanefiyiz. Hoşumuza da gidiyor hocam böyle. Hocam böyle. Ha, namaza bir zarar vermiyor mu? Hayır vermez. Var. Şafiilerde. Ama amin, yani sesli amin denilmeyeceğini gösteren deliller de var. Tabi İlâh-ı Sünen'de sahabe uygulamaları olarak bilhassa İbrahim el-Nehai'nin sahabeye dayandırarak söylediği şeyler naklettiği bir rivayet var mesela. Diyor ki Ebu Bekir, Ömer, Osman namaz kılarken üç şeyi gizli yaparlar. Besmele'yi gizli okurlardı. Fatiha'dan önceki şeyi, sureyi gizli okurlardı. Amin'i gizli söylerler. Sahabe uygulaması. Yani onu yapan delille amel etti, bunu yapan işkembe-i kübreden attı gibi bir algı oluşuyor insanımızda. Yanlış olan bu. Yoksa onunla amel etsin, bir sakıncası yok. Rivayet var, hadis var, hadisle amel ettik. Farz değil, farzı ihlal değil. Bizim mezhebimize göre amini sesli söylemek namazı bozmaz. Ama bu Hanefilerde delil yok. Bak biz delille amel ediyoruz edasına götürürse yanlış olan bu. Orada da delil var. Yani ya biz teravih kılarken hocam bir kızdı, bizim mezhepte yok dedi ama bir de şaşırıyormuş, ondan dolayı da kızdı, böyle bir sakıncası. Yani hocanın şeyini bozuyormuş. Ha, konsantrasyonunu bozuyor olabilir ama arkasındaki cemaat da şafiyse onlara da müdahale etmemesi lazım. Yani biraz bu konuda rahat olmakta fayda var. Yeter ki namazın farzına, vacibine, ihlale yol açmasın. Hocam bu teravihini... O da ihtilaflı, o da ihtilaflı. 8 kılan var, 20 kılan var. Malikiler 40 kılıyorlar hatta. Sonuçta nafile bir namazdır. Bunu bir yerde dondurmak ve o şeklini farz, vacip hak etmek doğru değil. Siz de tutsanız teravih edin.